Şimdi stüdyo seyircilerimizle de bir deney yapacağız. Priya Kumar ekranlarınıza gelecek. Kendisi şu anda Hindistan'ın en genç bireysel ve kurumsal eğitim ve motivasyon konuşmacısı. Yani bu işler şaka değil. Büyük büyük şirketler getiriyorlar mesela Priya Kumar'ı. Bu anlamda eğitim alıyorlar, korkularından sıyrılıyorlar. Sadece bunu ateşte yürümek ve demir bükmek için yapmıyorlar tabii. Hayatta korkularımız bizi geri bırakıyor çünkü. Yapacaklarımızdan, misyonlarımızdan, hayallerimizden geri bıraktırıyor. İşte onu kırmak için böyle insanlar var ve bugün stüdyomuzdalar. Alkışlarınızla Priya Kumar geliyor şimdi. Hello Priya. Hello, merhaba. Merhaba. Thank you for coming. Hoş geldin. Please. So, as far as we're concerned, there is no limit to what mind can do. Beynin yapamayacağı hiçbir şey yok. What can you say about the most amazing things the mind can be trained to do? Beynin yapabileceği, like flying, firewalking, is everyone capable of doing that? Benzer, neler var söyler misin? Herkes bunu başarabilir mi? Önemli olan niyettir. Eğer gerçekten isterseniz, siz yapabilirsiniz ya da birine yaptırabilirsiniz. Örneğin, biri ben beynimi eğitebilirim ve bu şekilde uçabilirim derse, ben onlara şunu söyleyebilirim. Hindistan'dan Türkiye'ye uçmak gerçekten yorucu olur. İşte bu yüzden uçaklar yapılmıştır zaten. Eğer beyninizi ayarlarsanız, istediğiniz her şeyi yaparsınız. Benim atölye çalışmalarım da bundan ibaret. Genelde şirketler için çalışmalar hazırlıyorum. Örneğin, ulaşım sektöründeki insanlara eğitimler veriyorum ve uçmaktan korkanları bu şekilde eğitiyorum. Peki, başarı oranı nedir? Başarı oranını şöyle açıklayabilirim. Birini başarılı ya da başarısız diye tanımlayamam ama insanların devam etmesini sağlayabilirim ve denemesini sağlayabilirim. Not because we want to bend, you know, rods or we want to break anything or walk on fire. What is it that's so important for us to, you know, release our fears in general? Korkularımızdan kurtulmak da ne gibi bir ilgisi var bunların. Eğer korkuyu kabul ederseniz, kaçınmaya çalışırsınız. Ancak hayat kısa yaşamaya gelmez. Bence korkuyu kabul etmek insanın doğasına aykırı bir şey. Bunun yerine hayatta her zaman daha ileriye gitmeye çalışmalıyız. Burada olduğumuz yerden daha ileriye gitmeliyiz ve keşfetmeye bakmalıyız. Örneğin benim Türkiye'de olmam gibi. Hayatın farklı bölgelerinden farklı insanları tanıdınız. Sıradan insanlarla çalıştınız. Sokaktaki insanları tanıdınız. Peki onlara neler yaptırıyorsunuz? Korkularıyla mı yüzleşmelerini sağlıyorsunuz yoksa? Aslında çok basit. Genelde şirketlerle çalışıyorum ama 2 yılda bir herkese açık olan çalışmalar yapıyorum. Örneğin 12 Haziran'da bir çalışma, seminer veriyorum. Hem sıradan insanlar katılabilir, hem ev hanımları, hem şirket yöneticileri katılabilir. Onlara yaptırdığım şey ilk önce onları geride tutan şeyi anlamalarını sağlamak. Örneğin ateşte yürümek için yanacağım korkusunu atlatmaları gerekiyor. Bunu beyinlerinde halletmeleri gerekiyor. Birçok insan kendini geride tuttuğunu bilmiyor, farkında olmuyor. Benim çalışmalarımla bunu aşabiliyorlar ve hayata bir adım ileriye gidebiliyorlar. Bu da zaten Haziran'da vereceğim seminerlerin asıl konusu. Biz kendimizi geride mi çekiyoruz? Bu bizim sağlığımızı da etkiliyor. Bu da bizim kendimizi tedavi edebileceğimiz anlamına geliyor. Evet, biz bu şekilde yaratılmışız zaten. Gezegendeki bütün türlere baktığımız zaman bunun böyle olduğunu görürüz. Biz onlardan farklıyız. Biz bu şekilde onlardan daha akıllıyız belki de. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Türkçeyi ister misin? Denemek isterim. İlk kez mi deniyorsun? Evet, ilk kez deniyorum. Değişik bir tat, evet. Niyetten bahsettiniz. Niyet çok önemli. Düşünce gücü çok önemli. Bu ikisi aynı şey mi? Düşünceleri nasıl değiştirebiliriz?
düşüncenin, olumsuz bir düşüncenin olumlu bir düşünceyle değiştirilebileceği fikri doğru mu gelecekti? Evet, niyetlerimizi konumlandırdığımız şekilde düşünürüz. Sana baktığım zaman güzel düşünceler aklıma geliyor. Teşekkür ederim, çok güzel konuşuyorsun. Eğer benim düşüncemi olumsuz bir şeye odaklarsam, sürekli onu düşünmeye başlarım. Bir düğünde evlenen insanların arasında bir cenaze düşünürsem, düşüncemi olumsuz yönlendirmiş olurum. Bir niyet yaratırım, bu da bir düşüncedir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Niyetlenmeli miyiz bir şeye girişmeden önce, denemeden önce? Evet, kesinlikle. Şirketlerde insanlar genelde ilerliyorlar, yürüyorlar ama bir fark yaratma istekleri olmuyor. Benim şirketimde ve başka insanların şirketinde çalışan insanlar var ve çalışıyormuş gibi görünenler var. Aslında hiçbir şey yapmıyorlar. Diğerlerinin ise belli bir gündemi var. Gündem niyet demektir. Bunları düşünen insan ileriye gidebilir. O zaman hemen başlayalım, yapalım. Tahta var, demir var. Meraklı izleyicilerimiz var. Evet, gerçekten meraklı görünüyorlar. Evet, sayın seyircilerimiz, şimdi bu demiri aldık. Başından beri söylediğimiz işleri yaptırmak üzere böyle gelelim. Would you like to come here? Yes. Maybe we can do the board first. Okay. Belki de tahtayı deneyebiliriz önce. Çünkü biraz daha basit. İnsanlara küçük bir zafer vermek ilerlemelerini sağlamak açısından önemli. İki kişiye ihtiyacımız var. İki tane çok değerli konuğumuz. He wouldn't want to serve tea again. No, are you sure? Bir daha bak çay servisi yapamayabilir diyor. Bilemiyorum artık. So, which one of you is going to smash the board? Hanginiz tahtayı kıracak, hanginiz tutacak? Biriniz tahtayı kıracaksınız. Hangisi olmak istiyorsunuz? Tutmak istiyorsun. What does he want to do? Ne yapmak istiyor? He wants to hold the board. Tutmak istiyor. Anladım. İki şekilde de başın derde girecek. Bunu bilmen lazım. Tahtayı tutsan da, kıracak kişi olsan da başın derde girecek. Sen de tahtayı kıracaksın. Hiç seçim hakkın yok belli ki. Aslında her şey çok basit. Tahtayı tutan kişiye söylüyorum. Çok sıkı tutman gerekiyor tahtayı. Daha sonra şu şekilde durman gerekiyor. Yap bakalım nasıl? Aynı Priya gibi dur. Bir kere bu bacak. Böyle değil. Erkan görmedin mi? Sen de bu görsel şey öğrenme. Biraz daha önde şu şekilde kolun düz olmalı. Bacaklarından biri önde dursun. Görmedin mi bak? Okay. Now he will. You cannot move back. You have to hold. Geriye gitmemen gerekiyor. Çok sıkı tutman gerekiyor. Priya'nın vuruşuyla etkili ağırlığı. Very good. Still tighter. Evet, çok iyi. Biraz daha sıkı. If he moves back. Eğer geriye gidersen kesinlikle tahta kırılmaz. Gitmeyeceksin ki tahta kırılsın. Yoksa ümit o. Evet, işte tam da böyle. Öldürücü darbesiyle vurduğu zaman yerinden kırıldı ama. Şimdi gel bakalım. Şimdi sizi alalım. He doesn't look very happy. Çok mutlu görünmüyor. So tomorrow he will bring a cup of tea like that. Yarın çayı biraz zor taşıyabilir. Sol elinle getiriyorsun değil mi? Taşı bundan, çayı bundan sonra. Yapman gereken ortaya odaklanmak. Birazcık geride dur. Sana nasıl yapılacağını göstereyim. Bir bacağını önde tutacaksın. Eğer sağ elini kullanıyorsan bu şekilde vurman gerekiyor ve sonra geri çekileceksin. Üçüncü girişimde tahtaya doğru vücudunu yönlendirmen gerekiyor. Tahtaya doğru hareket ediyorsun. Bütün vücut ağırlığı. Sen bunu sımsıkı tutacaksın. Sen yerinden hiç kıpırdamayacaksın. Onu sıkı tutman gerekiyor. O kadar sıkı tutman gerekiyor ki düşmesin. Eğer tutmazsan parçalardan biri kırılır ve birinin kafasına çarpabilir. Kendinizi korumaya alsanız iyi olur.
şu kemik. Mikrofona konuşman lazım. Hoşken şurayı. Şuraya vuracağız. Avuç içiyle vuracağız. When you hit the board, two things will happen. Tahtayı vurduğun zaman iki şey gerçekleşebilir. Ya bu tahta kırılabilir ya da senin kemiğin kırılabilir. Onun için sen seçeceksin diyor. Şu kemikle. Tamam. Anladın değil mi? Tamam. Bir şeylerin kırılacağı kesin. Bakalım hangisi olacak. Önce bir kontrol edeyim. Evet. Bırak.